Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün Anadolu'nun vazgeçilmez lezzetlerinden olan bazlamayı farklı bir teknikle hazırladım. Bu lezzetten daha fazla mahrum kalmamanız için hemen tarifimize geçelim. Gerekli olan malzemeler 4 su bardağı un, 1 su bardağı süt, 1 paket maya, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, yarım çay bardağı ıspanak suyu, yarım çay bardağı havuç suyu, yarım çay bardağı mor lahana suyu kullanacağız. Öncelikle kabımıza ön mayalanma işlemi için bir paket mayamızı, şekerimizi, ılık sütümüzü ve 3 yemek kaşığı unumuzu döküyoruz. Ardından malzemeleri homojen olana kadar karıştırıyoruz. Bu işlem hamurumuzun daha iyi kabarmasını sağlayacaktır. Ön mayalanma işlemi tamamlandı. Şimdi ise hamurumuzu hazırlamaya başlıyoruz. Karışımımıza unumuzun yarısını ayrıca tuzumuzu ekliyoruz ve yoğurma işlemine başlıyoruz. Unumun yarısını neden kullandığımı merak edenler için geri kalan kısmı sebze suları ile birlikte kullanacağız. Hamurumuz orta sertlikte olana kadar yoğurma işlemine devam ediyoruz. Hamur ne kadar fazla yoğrulur ise o denli güzel bir bazlama elde ederiz. Bu yüzden hamurumuzu iyice yoğuruyoruz. Hamurumuz istediğimiz kıvama geldi. Ben sebzeli olarak tercih ettim. Siz isterseniz sade de yapabilirsiniz. Fakat vitaminli olması açısından ve farklılık yaratmak için mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Bizler çok beğendik. Eminim ki siz de beğeneceksiniz. Şimdi hamurumuzu 3 eşit parçaya bölüyoruz. Bölmüş olduğumuz parçaları elimizle yuvarlayarak bezeler yapıyoruz. Hazırlamış olduğumuz bezelerden bir tanesini yoğurma kabına alıyoruz. Üzerine yarım çay bardağı havuç suyumuzu ilave ediyoruz. Havuç suyunu ilave ettikten sonra bir miktar karıştırıp ardından un ekleyerek yoğurmaya başlıyoruz. Hamur daha önce de söylediğim gibi orta sertlikte bir hamur olacak. Unumuzu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurmaya devam ediyoruz. Ben sebze sularımı kendim hazırladım. Havuç ve mor lahana çiğ olarak katı meyve sıkacağından sıktım. Ispanak suyunu ise ıspanak yapraklarını kaynar suda 1 dakika beklettikten sonra soğuk suya aldım. Ardından blenderla ezdim. Ezilen ıspanakları tülbent yardımıyla süzerek elde ettim. Katı meyve sıkacağı bulunmayanlar havuç ve mor lahanayı önce rendeleyip ardından blenderla ezip tülbentten süzerek de yapabilirler. Hazırladığımız hamurumuzu beze haline getireceğiz. Daha sonra 1 saat mayalanması için bir kaba alıp bekleteceğiz. Aynı şekilde diğer iki bez için de aynı işlemi mor lahana ve ıspanak suyu ile tekrar edeceğiz.
Mayalanan hamurumuzdan bir bezeyi iki eşit parçaya bölüp tekrar beze haline getiriyoruz. Bu aşamada bekletme yapmıyoruz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Şimdi bezelerimizi oluşturmaya devam ediyoruz. Diğer hamurlarım için de aynı işlemi yapmaya devam edeceğim. Bezelerim oluştu. Şimdi küçük bezin bir tanesini serçe parmağından biraz daha ince olacak şekilde açarak 20 dakika tepsi mayalanmasına bırakıyoruz. Bu işlemimizi hamur bitene kadar devam ediyoruz. Tavamızı ısıttıktan sonra hamurumuzdan bir tanesini tavaya alarak pişirmeye başlıyoruz. Yaklaşık 1 dakika piştikten sonra diğer tarafını çeviriyoruz. Baloncuklar oluştuktan sonra görüyorsunuz zaten çok güzel kabardı. Arkalı önlü pişirmeye devam ediyoruz. Pişirirken orta ateşte olmasına dikkat ediyoruz. Bütün hamurlarımız bitene kadar bu şekilde pişiriyoruz. Bugün de sizlerle beraber renk renk bazlamalar yaptık. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, bildirim kutucuğuna basıp tariflerinden haberdar olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.